İkinci torba yasa ile emeklilik sistemi sil baştan değişiyor. Erken emeklilik bekleyenlere prim ve yaş indirimi yolda. EYT'siz erken emeklilik fırsatı geliyor. TBMM'nin tatile girmesi sonrasında erken emeklilik yasasının son durumu milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. 1 Ağustos tarihi itibariyle milyonlarca memur ve emeklinin 2024-2025 yıllarındaki gelirini belirleyecek olan 7. dönem kamu toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir yandan da erken emeklilik reformunu içeren yeni yasa düzenlemesi için çalışmalarına devam ediyor. Yeni dönemde TBMM'nin ilk gündemlerinden biri emeklilik reformu olacak. İkinci torba yasa ile emeklilik sistemi sil baştan değişecek. Son dakika haberine göre TBMM'nin açılması ile birlikte gündemde iki konu olacak. Hem toplu sözleşmenin meclisten geçmesi hem de erken emeklilik sisteminin hayata geçmesi ikinci torba yasa ile mümkün olacak. Yeni dönemde birçok reform da gündemde olacak. Bunlar arasında Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması da var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliği ile tüm hazırlıklar devam ediyor. Erken emeklilik düzenlemesi hakkında yeni detaylar da ortaya çıktı. Emeklilik sistemini sil baştan değiştirecek olan düzenleme kapsamında prim ve yaş indirimi uygulanacak. Böylece yaklaşık 1 milyon vatandaş 48 yaş altı emeklilik hakkına sahip olacak. İkinci torba yasa ile gelecek olan erken emeklilik sisteminin detayları haberimizde. EYT'siz erken emeklilik yolu açılıyor. EYT yasası ile birlikte milyonlarca vatandaş erken emeklilik hakkına sahip olmuştu. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan SSK Bağkur memuru olarak çalışan kişiler yaş şartı dışında aranan diğer şartları yerine getirmeleri halinde emeklilik başvurusu yapabilmişti. Ancak EYT yasası ile emekli olamayan ve kapsam dışında kalan milyonlarca vatandaş da var. Özellikle Bağkurlu olanlar 9000 gün prim nedeniyle emeklilik hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde açıkladığı emeklilik reformu ile birlikte Bağkurlular için de erken emeklilik yolu açılacak. Çünkü yeni düzenleme ile beraber Bağkur ve SGK arasında prim eşitlemesi yapılacak. Bu durumda da EYT'yi kaçıran yaklaşık 1 milyon Bağkurlu için erken emeklilik yolu açılmış olacak. 1 Ekim kritik tarih. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, erken emeklilik düzenlemesini de içeren yeni torba yasa üzerinde çalışmalarına devam ediyor. TBMM'nin açılması ile birlikte erken emeklilik düzenlemesinin de meclise gelecek öğrenildi. EYT'siz erken emeklilik bekleyen 1 milyon kişi için kritik tarih ise 1 Ekim 2023 olarak açıklandı. Meclis açılır açılmaz ikinci torba yasa için oylama başlayacak. Torba yasada yer alacak olan diğer maddeler ise Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması, memur ve emeklinin toplu sözleşme zam oranları olacak ve ev hanımlarına prim desteği de torba yasada olacak. Diğer yandan seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelerinden biri de ev hanımlarına erken emeklilik hakkı olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda da hazırlıklarına devam ediyor. Ev hanımlarına prim desteğinin de çorba yasa ile birlikte TBMM'ye geleceği öğrenildi.